Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun süredir merakla beklenen yasa sonunda netlik kazanmaya başladı. Neydi bu? Tabii ki vergisiz telefon satın alabilme yasası. Biliyorsunuz seçimlerden önce bir vaat vardı. Hem muhalefet tarafı hem de iktidar tarafı diyordu ki öğrencilere biz vergisiz telefon alma hakkı sunacağız. Nitekim iki tarafta kazansaydı zaten bu hakka biz erişecektik. Daha doğrusu öğrenciler erişmiş olacaktı. Ve Cumhur İttifakı'nın seçim kazanmasıyla birlikte gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Erdoğan sonunda talimatı verdi ve bu talimatla birlikte öğrencilerin, daha doğrusu üniversite öğrencilerinin vergisiz telefon alma konusunda nasıl bir yol izleneceği de ortaya çıkmış oldu. Öncelikle şunu belirtelim, bu çok sorulan bir soruydu. Açık öğretim öğrencileri bundan yararlanabilecek mi deniliyordu? Yararlanamıyormuş arkadaşlar. Ayrıca doktora vesaire yapanlar da yine bu yasadan yararlanamayacaklar. Şu önemli, bunu belirtmeden geçmeyelim. Herhangi bir başvuruya gerek yok. Direkt olarak arkadaşlar öğrenci belgenize ve kendi üzerinize kayıtlı sim kartınıza bu telefonları alabileceksiniz. Burada kendi üzerinize kayıtlı sim karttan kasıt şu. Örneğin yurt dışından bir telefon getirdiniz, pasaport kaydınızı yaptınız. Bu telefon belli bir süre sadece sizin adınıza kayıtlı sim kartlarıyla çalışıyor. Dolayısıyla bu noktada aldığınız telefonlar da sadece sizin adınıza kayıtlı sim kartlarıyla çalışacak. Bu telefonlara başka bir sim kartı taktığınızda arkadaşlar direkt olarak IMEI geçersiz olacağı için telefon çalışmayacak. Peki bunda bir süre var mı? Örneğin yurt dışından gelen telefonlarda bu süre 3 yılla kısıtlıydı. İlkten 5 yıldı, sonra 3 yıla indirdiler vesaire. Bu konuda bir bilgi verilmedi. Yani açıklanan maddeler arasında bu yoktu. Yani acaba bu öğrenci bunu ömür boyu kendimi kullanmak zorunda, yoksa belli bir süre sonunda herhangi birinin sim kartıyla da bu telefon kullanılabilecek mi? Bu konuda şimdilik bilgi yok. Peki en can alıcı nokta neresi? Biz diyorduk ki ya vergisiz telefon yasası gelince bir iPhone'un fiyatı yarı yarıya düşecek. Çünkü biliyorsunuz Apple sitesinde sattığı ürünlerin vergilerini vesaire alt kısımda belirtiyor. Dolayısıyla bu noktada bir iPhone 14, iPhone 14 Pro, Pro Max almak için atıyorum 90 bin lira yerine, bunun zaten 40 küsür bin lirası devlete vergiye gittiği için telefonda size 40-45 bin arasında bir fiyata denk gelecekti ki bu da nereden baksanız yarı yarıya bir düşüş olduğunu bizlere gösterecekti. Biz şunu söyledik hep, dedik ki belki belli bir limitin üzerindeki telefonlarda bu geçerli olmaz. Neden? Çünkü bu yasa eğer koşulsuz bir şekilde sunulsaydı herkes iPhone almaya çalışırdı. Neden? Adam o telefonu aldığında kullanmasa bile arkadaşlar çok daha güzel fiyatlara satabilirdi. Ve buradan öğrenciler için güzel bir gelir kapısı oluşabilirdi. Ki bu da Türkiye'deki iPhone satışlarını çok ciddi anlamda artırırdı gerçekten. Bunun önüne nasıl geçilmiş? Yani iPhone alamayacaksınız. Bunu üzülerek belirtiyorum. Şu madde çok önemli arkadaşlar. Sadece Türkiye'de montajlanan ya da Türkiye'de üretilen telefonlar bu yasaya dahil edildi. Yani biliyorsunuz kısa süre önce bazı Çinli üreticiler ülkemize fabrika açmışlardı. Vivo olsun, Xiaomi olsun, işte Oppo açmıştı, sonra kapattı gitti vesaire. Samsung bazı üretimlerini Türkiye'de gerçekleştiriyor. Bu Çinli markaların Türkiye'de montajladığı telefonları bu yasa çerçevesinde alabileceksiniz mesela. Türkiye'de üretilen telefonlara baktığımız zaman da arkadaşlar hani öyle en pahalı telefon belki 15-20 bin lira falandır. 20 bin lira bile yoktur belki. Ama yine de şöyle bir madde de konulmuş. Belli bir fiyat seviyesine kadar olan telefonlar bu yasaya tabi tutulacak. Şimdi bu noktada şu aklınıza gelebilir. Ya peki bilgisayar tarafında? Bilgisayarda da aynı şey geçerli arkadaşlar. Bilgisayarda da yine Türkiye'de üretilen ya da montajlanan ifadesi geçiyor. Bu durumda baktığımız zaman Türkiye'de montajlanan bilgisayar sayısı gerçekten çok az. Çok sınırlı. Türk markaları var ama bazı Türk markaları mesela dışarıdan direkt getirip direkt satıyorlar. Yani dışarıda üretiliyor bunlar. Türkiye'ye getiriliyor ve direkt satışa sunuluyor. Bu noktada da bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bir de bir ifade daha var. Bu benim çok dikkatimi çekti. Telefon veya bilgisayar deniyor arkadaşlar. Yani hem telefon hem bilgisayarı vergisiz olarak satın alamıyorsunuz. Telefon veya olsaydı sıkıntı yoktu. Ama veya olunca arkadaşlar bilgisayar ya da telefondan birini seçmek durumunda kalacaksınız. Bu yasanın açıklanması dürüst olmak gerekirse moralleri çok bozmuş durumda. Neden? Çünkü zaten Türkiye'de üretilen telefonların fiyatları belli. Bu telefonlarda vergi düşük tutuluyordu. Dolayısıyla atıyorum telefon 15
15 bin liraysa siz o telefonu 12 bin liraya alacaksınız. Yani 3 bin Türk lirası gibi bir indirim söz konusu olacak. Hani bu da öğrencileri çok rahatlatır mı? Bence rahatlatmaz, dürüst olmak gerekirse. Çünkü herkesin hayali ne bileyim bir iPhone almaktı bence. Ya da bir S23 almaktı. Belki bir katlanabilir telefon almaktı. Z Flip 5, Z Fold 5 almaktı. Biliyorsunuz onlar da kısa süre önce duyuruldu. Bir tanesinin fiyatı 60 bine dayanmış. Diğeri 44 bin liradan satılıyor. Dolayısıyla bunları vergisiz almak bayağı avantajlı olurdu. Neden? Çünkü biliyorsunuz akıllı telefonlarda da ÖTV vergilendirmesi biraz daha böyle fiyata göre yapılıyor. Aynı otomobillerde olduğu gibi. Bu noktada fiyatı yüksek olan telefonların ÖTV ve diğer vergileri daha yüksek olduğu için fiyatı neredeyse yarı yarıya düşüyor. Düşük segmentteki telefonların özellikle Türkiye'de üretilen ve montajlananlarda zaten bir vergi düşüşü mevcuttu. Yani zaten ucuza satılıyordu. Az vergi alınıyordu. O vergiyi de almayı veririz. Ne olacak demişler. Bu noktada tabii tercih sizlerin. Fiyat kalibresi de daha açıklanmadı. Şimdi bilgisayar diyoruz ama bilgisayar fiyatları aldı başına gitti. Atıyorum bir oyun bilgisayarı almak istediğinizde en az bir 35-40 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekecek. O noktada da mesela şunu derlerse ya hem telefon hem bilgisayar en fazla 25 bin olacak. Yani ikisinde de 25 bin sınırını geçemeyeceksiniz gibi bir ifade kullanırlarsa o zaman gerçekten bu yasa çok da anlamsız olur. Çünkü 25 bin alacağınız bilgisayarlar belli zaten arkadaşlar. Hani oyun bile oynayamayacağınız bilgisayarlar olur ki bilgisayarlar zaten vergi yükü çok 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 fazla değil. 25 bin liralık bilgisayarda atıyorum 6-7 bin lira belki vergi vardır. Dolayısıyla burada bir 17-18 bin liraya gelecekse tabii yine indirim indirimdir o açıdan bakarsak ama telefonlar kısmındaki olay bence kötü oldu. Türkiye'deki montajlanan ve satışa sunulan telefonlar çünkü genel itibariyle arkadaşlar giriş segmenti ya da orta segmentin giriş basamağına ait olan modellerden oluşuyor. Zaten onlar da ucuz ve hani böyle kamera açısından olsun ne bileyim teknik özellikler açısından olsun biraz daha böyle alt seviyelerde kalıyor. Hani üniversite öğrencileri biraz daha ne bileyim böyle güçlü, biraz daha iyi fotoğraf çeken telefonlara meraklı oldukları için bu kampanya demeyeyim de bu yasa çok onların hoşuna gitmeyecektir diye düşünüyorum ben. Tabii ki yorum sizlerin. Dilerseniz kendi yorumlarınızı alt kısımda bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.